Uzun zamandır bir soru cevap videosu yapmıyorduk ki zaten bugüne kadar bir tane yaptık. O zaman başlayalım. Just Gamer diyor ki Oyuncularımız neden uluslararası projelerde çok da yer almıyorlar? Mesela Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzeloğlu gibi oyuncularımız. Oyunculukları yeterli olmadığı için mi yoksa başka sebepler mi var diyor. Birincisi yurt dışında oyunculuk yapmak hangi ülkede yapacağınıza göre değişiklik göstermekle birlikte minimum ana diliniz gibi İngilizce bilmeniz gerektiğinden ve 35'inden sonra öğrenilen İngilizce'de de incredible değil incredible olunca olmuyor. Haluk Ateş demiş ki Türk sinemasının gelişmesi için ne gerekli? Beyin hariç. Her şeyden önce eğitim ve vizyon. Şimdi diyebilirsiniz ki her şeyden önce para lazım. Aslında zevke göre değişir. Ama parayla yapılan her şey güzel değildir. Ayrıca bakınız Netflix filmlerinin %80'i gibi. Replik adam diyor ki yalnızca bir hakkın olsa hangi ünlüyle fotoğraf çektirmek isterdin? Yenilerden dersen Jennifer Lawrence, eskilerden Charles Theron. Tabii hatta bende onun şarkısı da var. Porum porum pom Charles Theron. Eski püskü diyor ki senin hiç unutamadığın yorum ya da dinleyicin var mı? Son zamanlarda herkesin içine kaçan şu 3 harfli var ya. Geçen yorumlardan bir tanesinde abi seni çok seviyorum cümlesinin sonunda gördüm. Yani onu unutamadım. Tabi unutamadığım dinleyicilerim de var 20 yıllık radyo programcılığı hayatımdan. Yayın yaptığım şehirden gitmeyeyim diye 2000'den fazla imza toplayıp onların kağıtlarını da böyle ucuca ekleyerek bana getiren dinleyicilerim de vardı. Geceleri 6 saat şiir programı yaptığım dönemlerde dirisini bile görmediğim ama evime gelmezsen ölümü gör diye beni çağıran dinleyicilerim de vardı. Çay içmeye değil tabi. E o zamanlar öyleydi. Şimdilerde Tinder'lar falan var sağa sola kaydırdığınız. O zamanlarda da insanlar frekansları sağa sola kaydırıp beğendiği seslere gel diyordu. Sinem Karaoğlu diyor ki Rütü'nün ülkemizde yerli yabancı birçok dizi ve filmlerin uygunsuz sahneler içerdiği iddiasıyla sansürlenmesi ancak birçok dizinin kadına şiddet içeriği etrafında işlenmesi ironisi hakkında ne düşünüyorsun diyormuş. demiş. Ne Bu aynı şuna benziyor. Asıl görevi ekmek kesmek olan bıçağın sansürlenmesi ama asıl görevi adam öldürmek olan silah gösterilmesi gibi. Ekranda neyi buğuladığınızın bir önemi yok. Önemli olan düşüncelerin ne kadar net olduğu. Bak diken diken. Fox Fox diyor ki YouTube dışında başka bir işim var mı? Tanıtım ve reklam seslendirmenliği, YouTube danışmanlığı ve YouTube kanallarının içerik üretimine destek olma gibi işlerim de var. Hayrına değil tabi. Hatta bunu ileriki zamanlarda daha fazla kişiye ulaştırmak için bir kurs gibi bir şeylere dönüştürme planlarım da var. Reklamlar. Furkan Sadıç diyor ki senin gibi Türkiye'de pek rağbet görmeyen mesleklerin üniversitelerini okumak isteyenlere ne tavsiye edersin? Youtuberlıktan bahsetmiyor değil mi? Hani yanına üniversite ve rabet görmeme gibi şeyler de eklemiş de. Birincisi bu işin üniversitesi olsa YouTube böyle olmazdı. İkincisi de eskiden doktor olacağım diyen çocuklar şimdi YouTuber olmak istiyorum dediği için öyle rabet görmeme konusuna da pek katılmıyorum. Ama şunu diyebilirim ki bu işe rabet yok diyeyim. Saygı yok. Geçtiğimiz günlerde 2 yıldır kiralanmayan bir villayı kiralamak istedim ve şu cevabı aldım. YouTuber'a vermiyoruz. Pilota vereceklermiş. Burak Yürbüz diyor ki nerelisin Murat abi? İstanbul doğumluyum ama esas memleketimi şöyle söyleyeyim. Her cumartesi gecesi malzemesi hazırlanan pidenin her pazar sabahı kahvaltı sofrasında yerini aldığı diyardanım.'' yerdanım. Yani bir zamanlar öyleydi. Şimdi öğrendim ki pizza mutlu ediyormuş insanları. Yunus Demirtaş diyor ki evin anahtarı sende mi? Gelcen mi? Kübra İmre demiş ki seni Murat Soner yapan şey nedir? Yani bu bu biraz şey olmuş. Yani nasıl Murat Soner oldum? Yani önce şunu bir doldurayım. Sonra cevap veririm. Ama en azından Murat ismini eben koymuş onu diyebilirim. Vallahi Halil Kanus da diyor ki ne zaman internet dizileri televizyon dizilerinin önüne geçecek bizim ülkemizde diye parantez içinde de eklemiş. Az kaldı. Yani bir 3 sene daha yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız. Geçecek. Bir 5 yıl daha yatıp kalkarsak televizyonda dizi kalmayacak. 20 yıl sonra da televizyon denen alet, plak, kaset, disket onlar nereye gittiyse oraya doğru gidecek. Acun Ilıcalı da bu sene geçen seneye oranla %25 daha az kazandığını açıkladığına göre 20'yi de çok demiş olabilirim. Gerçi o şeymadandır diyorsanız ona karışmayalım. Nur Yıldız diyor ki genç oyunculardan en yetenekli bulduğun kişi. Türklerden demiş. Daha önce de söylemiştim şu çocuğu beğeniyorum. Yani ağlama düğmesi var gibi basıyorsun ağlıyor. İnandırıyor da. Spectadon diyor ki ilk izlediğin yabancı dizi. Yalan Rüzgarı. Yaşlanmışım be. Bu arada Yalan Rüzgarı'nı bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Uzunluğuyla nam salmış Arka Sokaklar dizisi bu dizinin yanında jenerik bile kalmıyor. Çünkü Yalan Rüzgarı'nın toplam bölüm sayısı 11.585. Can Örgen demiş ki bir dizi ya da filmde rol almayı ister miydin? Hile 3. sezonuyla Aralık'ta Blue TV'de. Ve ben de hilenin 3. sezonunda tamam. Türkiye'de bir bilim kurgu fantastik dizisi çekilse konusu ne olurdu ve sence tutan mıydı? Bayis Bohazdır demiş. Aslında fantastik dizi çekmek çok da zor değil. Yani hele de boş metrobüsün bile fantastik olduğu bir ülkede hiç değil. Cidden mesela ana karakter bir gece uyusa uyandığında İstanbul'da hiç kimse olmasa. Yollar bomboş, arabalar yok, hiç kimse yok. Karakteri anlamaya çalışsa ne olduğunu, ama bak bu Hakan Muhafız'ın spin-off dizisi olabilir ha. Hakan sevişirken yine İstanbul'u koruyamamış. Mavi Mavi diyor ki dizi ya da film eleştirilerinize eleştirdiğiniz dizi ya da filmler tarafından eleştiri geliyor mu? Diriliş Ertuğrul videom dünya genelinde engellendi. Sadece 3 saniye atla koşma görüntüsü kullandım diye ki onlar bir dizide 30 dakika kullanıyorlardı. Şaka bir tarafa hakkında güzel şeyler söyleseniz de bazen doğru söylemek 9 köye erişimi engelleyebiliyor. Onun haricinde dilimi mi ısırayım bir yerimi mi kaşıyım bilmiyorum ama fan kitleleri haricinde olumsuz bir geri dönüş almadım. Mary Katz diyor ki keyifle izlediğin kaç Türk dizisi oldu ve bunlar neler? Çok var tabi ama böyle çat diye sorunca aklıma ilk gelen Ezel oluyor. Ondan sonra da yeni dönemde en sevdiğim dizi böyle hem kısa kaliteli internet dizisi Masum. Geçmişten de işte Galip Derviş, Kanıt. Şimdi diyeceksiniz o da vardı bu da vardı onu sevmedin mi? Mustafa Daş demiş ki Barış Özcan hakkında ne düşünüyorsun? Barış Özcan YouTube'da hani bak böyle de oluyormuş dedirten kişi bence. Hani böyle sokakta insanları evde ne izliyorsunuz diye sorunca belgesel derler ya. Heh Barış Özcan da YouTube'un osu. Ama gerçekten de YouTube'da amcamı kışkırttım, arkadaşıma fışkırttım videolarına yakın derecede ezeniyor ki yeni nesil gençlik adına hala ümidimizi koruyabiliyoruz. Fatih Yılmaz demiş ki Netflix'te çıplaklığın bu kadar artmasını neye bağlıyorsun? Bu nereye kadar gidecek? Şimdi diyelim ki iki ürün var. İkisi de birbirinin aynısı ama birisi paralı, birisi de bedava. Hangisini tercih ederdiniz? Tabii ki bedava olanı, değil mi? Para isteyenin ücretsiz olandan bir farkı olması lazım onu seçmeniz için. İşte o çıplaklıkta o fark oluyor. Tabii sorsanız şunu derler. Normal hayatta da bunlar var, o yüzden koyuyoruz. E ben normal hayatta tanıdığım insanların seviştiğini görmüyorum. Biliyorum ama Ali Akha diyor ki dizi izlemek bize ne katar? Daha doğrusu neden ve nasıl izlenmeli? Yalnızca eğlence amaçlı mı? Hakikaten biz niye izliyoruz? Yani bu dünyada açlık, savaş, hastalık ve ölüm varken başkası çare bulsun deyip üstünü de bu sahte hayatlarla örtüyoruz herhalde. Bak yine. Muhammed Emin Bağcı diyor ki Gülse Birsel ve dizileri hakkında ne düşünüyorsun? Hak ettiği değeri televizyon platformunda son zamanlarda göremedi ama internet platformunda Görmez mi yine? Koysun biraz kadına şiddet. Bir tutam tecavüz. Nihal İmamoğlu diyor ki Türkiye dışında bir ülkede yaşayacak olsan bu hangi ülke olurdu ve Finlandiya'ya dair görüşlerini merak ediyorum. Finlandiya doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç olan memleket hasretiyle yanıp tutuşacağınız bir başka ülke. Ama bana göre imkanı olan herkes hayatının bir döneminde yurt dışında yaşamalı. Mesela ben Kanada'ya gittim. Gittiğimin ilk haftası dönmeye karar verdim ama 2 yıl sabredebildim. Hani meşhur o ekşi sözlükte yazılı kar üzerine kurulmuş Kanada gay muhabbetlerinden dolayı değil. 30. yaşından sonra ikinci sınıf vatandaş olmayı, simit yemek için 45, döner yemek için 25, pide yemek için 54 km yol gitmeyi, denize girememeyi, hastanede 18 saat sıra beklemeyi kaldıramadım diyeyim. Kemal Göçen diyor ki Radyoculuk hayatında YouTube'daki gibi tanınmak ister miydin? Radyocu olduğun zamanın fan kitlesi tabi vardır ama YouTube kitlen daha fazla demiş. Sorma. 20 yıl radyo programcılığı yaptım. Hiçbir üniversiteden çağrılmadım. 8 aydır YouTube'da yayın yapıyorum. 2 üniversiteden çağrıldım. Demek ki radyo programım kötüydü. Gerçi Uludağ Üniversitesi'nden de bir ödül aldım ama onu da hayranlarım aldırmıştı. Nisa demiş ki Yaz tatili iğrenç geçen sınavdan yeni çıkmış öğrencilerin yapması gereken uğraşlar nelerdir? Çok güzel soru. Bir bilgisayar programı seçebilir ve YouTube'da challenge videolarının binde bir kadar izlenmiş binlerce başarılı eğitim videolarından öğrenebilirsin. Şu anda Geleceğe Dönüş filminde gidilen tarihten 4 yıl sonrasında Ya telefonda yapıyorum her şeyi de bilgisayarda çok karışık oluyor. Diyen gençliğe lafım. Bilgi bedava aramasını bilene iş ararken yoksa bilgin Süre şeyin de Özdemir diyor ki Murat Soner tarzı kısa ve öz sorayım. Gaga serisinin videoları neden kısa? Bana videoları neden hep kısa diye soruluyor. Hani niye 10 dakikayı geçmiyor diye. Bu aslında güzel bir şey. Yani bu videolarımı beğendiğinizi gösterir. Peki ya sizin beğendiğiniz aslında videolarımın kısa olmasıysa uzatırsam ve sıkılırsanız yani sonuçta ben de pizza değilim ki herkesi mutlu edeyim. Büşra Şeker diyor ki videolarındaki metinler tamamen sana mı ait yoksa birileriyle birlikte mi hazırlıyorsunuz? Çok selamlar hocam. Her lafınızın da hayranıyım. Çok teşekkür ederim. Ben de her lafımın yegane kaynağıyım. Ahmet Şengül diyor ki bu aralar biraz yavaşladın sanki umarım fırtına öncesi sessizliktir bu. Biri sorsa da cevaplasam dediğim sorulardan bir tanesi. Şu anda daha bol içerik ve daha rahat içerik üretebilmek için yeni bir stüdyoya geçme aşamasındayım. Sürekli yerler bakıyorum yeni stüdyo ekipmanları ile ilgili çalışmalar yapıyorum. O yüzden videolar seyrekleşti ve ben de bunu Instagram hesabımdan daha önce duyurmuştum ki siz nereden bileceksiniz beni takip etmezseniz. Murat Soner. Instagram'da Murat Soner, Twitter'da Murat Soner. Hani Murat alt çizgi Soner 962 tırnak bir şey de değil ki yani. <laughs> Ayşe Nur görür diyor ki eleştiri yapıyorsunuz, eleştiri de alıyorsunuz. Bu eleştiriler hakkında düşünceniz nedir? Eleştiri almak ya da almamak sizi ne derecede etkiliyor? E tabi sen anlat Karadeniz oyuncularının gerçek hayattaki sevgilileri tadında videolar yapmadığım için eleştiri almam da gayet normal. Tepkiden korksak YouTube'a girmezdik. Demeyeceğim tabi. Dozunda ve yapıcı olan her eleştirinin bende yeri vardır tabi ki. Kamran Müseyibov diyor ki kanalında en çok beğeni toplayan video hangisidir? Gaga serisinin Türkiye'de öğrenci olmak videosu. Beğeni oranı %99.4. Klipçi adam diyor ki Türkiye'de neden süper kahraman filmleri yok? Enes Batur var ya. Bu arada Enes Batur'un o son filmiyle ilgili hiç konuşmadım. O yüzden çok kısa bir şey söyleyip geçmek istiyorum. Ama film hakkında değil de neden beklenildiği kadar izlenmediği konusuyla ilgili. Hani içinizden Türkiye'de kalite algısı yükseliyor mu diye bir şey geçiyorsa çok da şey yapmayın. Umarım öyledir ama benim teorim filmin vizyona girdiğinde okulların kapalı olmasından kaynaklı. Çünkü bu filmlere aileler çocuklarını göndermezler. Çocuklar okuldan kaçıp giderler. Kaan Kemal Aydemir de diyor ki sevmediğin YouTuber var mı? Hani böyle para için tanımadığı adamı elledi tadında videolar var ya. Hani sokakta karşılaştık hesabı, ajanstan çağrılan kızlarla çekilen videolar. He, işte onları sevmiyorum. Aslında ben gerizekalı yerine konmayı sevmiyorum. Şimdilik bu kadar. Verdiğim bu cevaplarla okumadığım birçok soruya da cevap verdim ve aynı zamanda süre olarak da bir rekor geldi diye düşünüyorum. Kendi kadınam adına. Geldi mi? Eğer sizin sorunuzu cevaplamadıysam belki de cevabı bir önceki soru cevap videomuzdadır.